ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum Zentopya'da. Adım adım yürüyorum her yeri, bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi, yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken, bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle. Yukomo ve benimle. Gel uç benimle. Uç gökte özgürce. Gel uç benimle. Gökyüzüdür gittiğim yer. Uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver, nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimim. Fuddle'ın kusurları. Pekala küçük aşçılar. Makarna makinenizin uygun ayarda olduğundan emin olun. Bu da bir numaralı tuş oluyor. Bu gerçekten de olmuyor. Ne diyorsun, bence harika. Hep söylerim. Makarna topak topak değilse işe yaramaz. Makarna yapmayı öğrenmiş miyim? Henüz öğrenmiş sayılmazsın. Pekala. Bence denemeye devam edeceğim. Asla vazgeçmem. Çok iyi mi ya? Harikasın. Teşekkür ederim. Çok iyi mi ya? Harikasın. İşte. Şunu fark ettirmeden makarna makinesinin içine koyun. Dalga mı geçiyorsun? Benden böyle bir şey bekleme. Hiç dalga geçtin mi? Asla dalga geçmem. Şimdi yapın. Çok komik olacak. Vay canına, sen gerçekten iyisin. Atomu parçalamıyorum ya. Hey! Silmek için bir şey ister misin? Teşekkür ederim. Ne oluyor? Orada eğleniyor mu? Eğlenmesini söylememiştim. Affedersiniz. Bu kadar dikkatim dağılırsa nasıl öğreneceğim ben acaba? Başım Violetto yüzünden belaya girecek sanıyordum. Sizin yüzünüzden değil. Kendine gel. Sen başlattın. Violetta komik olacağını düşündü. Violetta su çiçeğinin de komik olduğunu düşünüyordur. Tabii hasta olan başkasıysa. Muhtemelen. Ama popüler insanlarla görülmek güzel. Violetta ile takılırken insanlar benimle konuşmak istiyor. Merhaba. Burada saçlarında taze makarna ile seninle konuşan iki insan daha var. Kaldı ki seni aşağılayarak ya da başka kötü şeyler yaparak değil. Siz sandığım gibi değilsiniz. Mason, benim biraz çıkmam gerekiyor. Sen şey yapabilir misin acaba? Tabii. Yardım ederim. Çıkalım. Hemen döneceğiz. Söz veriyorum.
Kapıyı hallettin mi? Hallediyorum. Şifreni söyle. Yakında mağarada hazine sarmaşıklarının arasında. Ödül onundur, en küçüğü her kimse. Üzerimde un yoktur. Aa, boş ver, uzun hikaye. Nihayet geldin. Geldi. Beni mi bekliyordunuz? Burada bir pan ancak bu işe yarıyor. Bir peri gelene kadar bekliyorum. Sonra öbür perilere bunu söylüyorum. Onlara ben de söyleyebilirim. Tamam, bu daha da güzel. O halde ben hiçbir işe yaramıyorum. İşe yaradığım tek şey de gitti işte. Hayır, ben bunu kaçtım. İşte buradasın. Tam da eğlence hazır olduğumuzda. Kehanet nereye bakacağımızı söylüyor mu? Şöyle diyor. Yakında mağarada hazine sarmaşıklarının arasında. Ödül onundur, en küçüğü her kimse. Mağara ve asma. Yüce mağaralardan bahsediyor sanki. Orada bir sürü sarmaşık var. Oradan başlamak iyi olur. Gidelim. Ben de geliyorum. Dinle Fadıl'ı. Üzerine alınma ama bizimle gelemezsin. Tamam mı? Yuko haklı Fadıl. Yüce mağaralar bir pan için uygun değil. Nedenmiş? Ben de sizin kadar becerikliyim. Yapamadığım bir tek şey söyleyin bakayım. Uçmak. Su atmak. Canavarla savaşmak. Güzel kopmak. Durun. Ben bir tek şey dedim size, değil mi? Burada kalın. Sakın bensiz gitmeyin. De üzerine biraz fazla gitmiyor musunuz? Sadece gerçekçiyiz. Dikkat! Kadın ve erkek periler. Ben Pan Fadıl. Artık bir pan olmadığımı ilan ediyorum. Ben de sizin gibi bir peri olacağım. Peri gibi hareket edeceğim. Peri gibi canavarlarla savaşacağım. Peri gibi su fırlatacağım. Hop! Ve tıpkı bir peri gibi uçacağım. Fadıl, iyi misin? Ufacık bir ayarlama gerekiyor ama yine de ben peri olabilirim. Öyle değil mi Mia? Bence olabilir. Lütfen. Olabilir miyim? Tamam, peki. Gidebilirsin. Sadece şu kocaman gözlerini üzerime dikmekten vazgeç. Yaşasın! Peri oldum. Öyle bir şey demedim. Ama ima ettin. Ben peri oldum. Ondan sen sorumlusun. Tüm sorumluluğunu alıyorum. Tek boynuz tozu serpip Sentopya'yı hayatta tutmak bütün perilerin görevidir. Bunun aslında mantar virüsü olduğunu söyle. Yakında anlar. Ben peri oldum. Başardım. Bakın ben de uçuyorum. Mia, Fadıl'la ilgilenir misin? Bizi yavaşlatıyor. Haklı. Gargona'nın da dikkatini çekecek. Biliyorum. Haklısınız. Onunla konuşurum. Baksana Fadıl.
Kanatlarını biraz dinlendir. Gel Onçay'a bin. Savaşçı periler tek boynuzlara binmez. Binebilselerdi binerlerdi. Öyle değil mi Mo? Aa, tabii. Tek boynuza binme fırsatına hiçbir peri geri tepmez. Bu ilişkiyi hissetme fırsatı ömründe bir kez eline geçer. Bir peri ve bir tek boynuz. Tamam. Hissedebiliyorum. Bahamızı hissedebiliyorum. Gidelim. Yüce tepeler bizi bekleyin. Wow! Ben dememiş miydim? Burası sarmaşık dolu. Onça, burada Trompetus var mı sence? Buldum! Trompetus parçası buldum. Trompetus parçasını ben buldum. Yanlış alarm. Sadece kayaymış. Ya bütün periler hata yapar canım. Kaya da Trompetus'a çok benziyor ama. Biliyorum. O benim sorumluluğumda. Fadıl, artık kanatların olduğuna göre ilk uçuş dersini alabilirsin. Periler ders alır mı? Tabii ki alır. Yuko bana uçma dersi vermişti. Ben de sana verebilirim. Sanırım biraz daha çalışmalıyım. Biraz çalışırsan bir gün sen de Mia kadar iyi uçarsın. Hadi şu konuyu halledelim Fadıl. Uçmakla ilgili bilmen gereken ilk şey nasıl süzüleceğindir. İşte böyle. Şimdi sen dene. Kanatlarını çırpma. Sadece süzül. Yaptım. Yani cesur bir savaşçı peri için çok kolay. Ben Prens Mo gibiyim ama saçlarım daha güzel. Daha iyi olduğunda dönmeyi bile deneyebilirsin. Ben henüz başaramıyorum. Başarırım. Yani herhalde. Fadıl. Olamaz. Trompetus parçasını buldu işte. Önüne baksana sen. Benim suçum değildi. Aşağı yukarı hareket ederken birden oluverdi. Harika. Şu yaptığına baksana tüysüz patates kafalı. Trompetus parçasını deliğe düşürdüm. Sen de peri misin? Altın boynuzlu küçük yaratık. Büyük bir delik. Bir şey hissedemiyorum. Onça! Hadi onu kurtarmalıyız. Hiç sanmıyorum. Artık ona yardım edemezsiniz. Fadıl acele et. Çıkaramıyorum. Daha sert çık. Teşekkür ederim Fadıl. Vay canına. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Şunları yakalayalım. Yolumdan çekil. Uzaklaşmalarına izin vermeyin. Onu bırak! Bırak dedim sana! İşgüzarlar! Şimdi soldan vur. Bir de sağdan. Kimin patron olduğunu bilsinler. Fadıl. Peri yapımı su atışımdan koru kendini düşman. Now.
Bence bu Mo'nun da başına geliyordur. Gitmesine asla izin vermem. O tek boynuz benim. Onçavyu ben alırım. Sen becerilerini sergile. Vay canına, çok beceriklisin. Dikkat et. Daha kazanmadınız. O tek boynuz benim olacak. Yaşasın. Başardık. Güvende olmana çok sevindim. Olamaz. Bakın. Gargona'nın yılanları. Bu işimizi kolaylaştırmaz. Alt tarafı iki tane. Ben yaparım. Hayır. Benim hatam. Ben yapacağım. Siz mağaraya girmemi sağlayın yeter. Yo, sorun değil. Ben hallederim çocuklar. Ya da siz de yardım edin. O da iş görür. Ben buraya sığmıyorum. Çünkü giriş çok küçük. Oraya hiçbir peri sığmaz. Ama bir pan sığabilir. Panların kanatları yoktur. Ve bir pan yılanlara varlığını bile hissettirmeden trompetusun parçasını alabilecek kadar sessizdir. İyiymiş bu. Peki tanıdığımız bir pan var mı? Fuddle. Ama ben pan olmak istemiyorum ki. Ben peri olmak istiyorum. Sahte kanatlar ve büyük bir peruk seni bir periye dönüştürmez Fuddle. Sen bir pansın ve bence artık pan gibi davranmalısın. Ömrüm boyunca bir pan gibi davrandım. Hiç başarılı değildim. Hem düşündüm de, peri olsaydım siz beni daha çok severdiniz. Fuddle, biz seni olduğun gibi seviyoruz. Yani eskiden olduğun gibi. Neden bahsettiğimi biliyorsun. Haklı Fuddle. Aynen. Kendin ol işte. Üstelik, bence kehanetin anlamı buydu. Ödül onundur, en küçüğü her kimse. Bu sensin Fuddle. En küçüğümüz sensin. Gerçekten mi? Sizce yapabilir miyim? Kesinlikle. Trompetusu da sen yaptın. Galiba öyle. Kendi asansörünü de sen yaptın, öyle değil mi? Ben yaptım. Ayrıca çalışmayan 5 asansör de yaptım. Bazen felaket yaratıyorlar ama biri çalışıyor. Belki de haklısınız. Belki panken daha iyiyimdir. Daha kötü olamazsın zaten. İşte burada haklısın. Fuddle. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Başına bir şey gelmez değil mi? Gelmez. La 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 la. Anneciğim. Hadi Fuddle, yapabilirsin. Aldım. Panlar normalde daha ağır başlı değil mi? Çekin beni. Yukarı çıkarın. Tadam. Başaracağını biliyordum. En azından peri saçımı geri alabilir miyim? Fuddle. Hmm.
Şimdi Pan Fuddle, cesaretin, azmin ve trompetus parçasını bulmak için gösterdiğin kahramanlık sebebiyle sana perilerin en büyük şerefini sunuyorum. İyi işte Fuddle. Sen Topya sana minnettar. Bak Fuddle, hepsini pan olarak yaptın. Peri olarak değil. Trompetus parçası sende mi? Evet, burada tutuyorum. Tam olarak şuraya koymuştum. Daha demin buradaydı. Fuddle, düşürmedin değil mi? Şaka yaptım. 7 parça bulundu. Geriye 13 parça kaldı. Evet, çözülecek çok kehanet var. Burada başıboş gezmelerine izin vermeyeceğim. Ben de senin yolunu gözleyeceğim. Geldiğinde perilere haber veren biri olmalı. Bunu artık yapmayacağını sanmıştım. Aslında düşündüm de hoşuma gitti. Bu bahaneyle şekerleme yapıyorum. Görev başında şekerleme mi yapıyordun Fuddle? Ne? Hayır, yapmıyordum. Nereden çıktı şimdi bu? Ben o kadar sorumsuz muyum canım? Tamam, geri döndüğümde görüşürüz Fuddle. Görüşürüz çocuklar. Hoşça kal Oncao. Güle güle Mia. Güle güle Mia. Görüşürüz Mia. Bana ödül verdiler. Bana ödül verdiler. Merhaba. Yardım ister misin? Sorun değil, hallediyorum. İyi misin? Tabii iyiyim. Neden olmayayım? Mia nerede? Hangi Mia? Hadi ama Mia işte. Şu Mia mı? Merhaba. Paula. Bu ahmaklarla temizlik işin bitti mi? Evet. Bir dakika sonra geliyorum.